Hani İstanbul'da seni hiç bırakmayacağım, senden hiç ayrılmayacağım demiştin ya bana. Hı hı. O sözlerin bana o kadar iyi geldi ki. Sonra kollarına aldın beni. Ben bir daha hiç hissedemeyeceğimi düşündüğüm şeyleri yeniden hissettim, biliyor musun? Ondan sonra o kadar huzurla uyudum ki, sanki hiçbir şey olmamış gibi, o kadar şey yaşanmamış gibi, o kadar huzurla uyudum ki, senin sayende. Bir şey olmuş, bir şey var. Bir şey yok. Yok, var. Senin aklına takılan bir şey var. Gerçekten yok. Pişman oldun o zaman. Ne? İstanbul'da bana o söylediğin şeyleri söylediğin için pişman oldun. Gülşen yapma, ne alakası tamam, var? Tamam, gerçekten boş ver, değil mi? Bir şey söylemene gerek yok. Yemin ederim ki seninle bir ilgisi yok. Ne o zaman? Bir derdin var, tamam. Söyle bana. Paylaş benimle. Tamam. Tamam. Sen bana benim sana güvendiğim kadar güvenmiyorsun. Anlamıyorsun, gerçekten anlamıyorsun. Ya anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Tamam, kızmıyorum da sana. Gerçekten. Hiç suçlamıyorum seni, tamam. Yani sen benim sana güvendiğim kadar bana güvenmek zorunda değilsin. Benim seni sevdiğim gibi beni sevmek zorunda da değilsin. Ben... Seviyorum Müjgan. Seni çok seviyorum. Sana deli gibi aşık oldum. Ama benim sana bunu söylemeye hakkım yok. Ama niye? Niye? Madem beni seviyorsun, madem beni gerçekten seviyorsun, o zaman biz mutlu olabilecekken niye susuyorsun şimdi? Çünkü ben sana hak ettiğin mutluluğu vaat edemem. Özlediğin, beklediğin huzurlu, sakin hayatı vaat edemem şu an. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.